Arkadaşlar merhabalar, bu videomla birlikte Bilgi Sarmalı 15'li TYT Matematik branş denemelerinin geometri çözümlerine başlıyoruz. Geometri çözümleri benim kanalımda, matematik çözümleri de İsmail Hoca'nın, yani SML Hoca Matematik YouTube kanalından ulaşabileceksiniz. Gerçi Bilgi Sarmalı'nın uygulamasında da bu çözümler var ama kendi kanalımız ya, daha rahat bir şekilde hareket edebiliyoruz. Çözümleri daha farklı şekilde size sunabiliyoruz. Birkaç farklı yöntem gösterebiliyoruz. Ya da bu sorunun şu şekilde olan versiyonu da karşınıza gelir. Ya da ÖSYM şunu da sorabilir deyip böyle soruları böyle hemen çözgeç şeklinde olmadığı için biz de bu şekilde size destekte bulunmak istedik ve İsmail Hoca'nızla bu şekilde karar alıp size YouTube'da da çözmek istedik. Ha bir de belki alamayan arkadaşlarınız vardır. Alamayan arkadaşlarınız da bu soruları göstermek istedik dostlar. Elimizden geldiğince güzel bir şekilde size anlatacağız. Size de bu anlamda da desteğimizi sunmak istedik. Evet, 15 tane deneme var. Bu 15 denemeyi 2 günde bir olacak şekilde yayınlayacağız. Yani toplamda 30 gün sonra, 1 ay sonrasında bilgisayar malının çözümleri bitmiş olacak. Peki hocam, bu deneme çözümlerinde sadece bilgisayar malını mı çözeceksiniz? Hayır arkadaşım. Hoşuma giden, senin içine yarayabileceğini düşündüğüm denemeler de karşıma geldiği zaman yine onların çözümleriyle de size destek vereceğim. Yani 2025 defa işte bu TYT denemesi olsun, AYT denemesi olsun, farklı çalışmalar olsun, sınav anına kadar full desteğimizi sunacağız. Geometri kanalındasınız. Geometri ile ilgili eksik hiçbir şey olmayacak burada. Her türlüsü, soruların her türlüsü, mesela deneme soruları sınava en yakın sorulardır. Her türlüsüyle sizin karşınıza gelip size sınav anına kadar destek olacağımı zaten daha öncesinde söylemiştik ve bu söylemlerimiz doğrultusunda da devam ediyoruz ve güzel şeyler yapacağız inşallah. Çözümlerimizle de sizlere bir şeyler, güzel şeyler katarız. Yani öğrendiğiniz bir bilgiler var. Üzerine daha şeyler katacağız. O bilgilerin üzerine yorum katmak en önemlisidir. Özellikle bu seride, bu tür deneme sorularının çözümlerinde o yorum gücünüzü geliştirecek şekilde çözümler yapmaya çalışacağız dostlar. İsmail Hoca'nız da yine aynı şekilde çok kaliteli çözümleriyle size destek olmaya devam edeceğiz. Evet, o zaman şimdi ne yapıyoruz? İlk başta deneme 1'in çözümleriyle başlayacağız. Evet, deneme 1'in geometri çözümleri gelsin bakalım. Evet, 31. soruyla birlikte başlıyoruz. 31. soruda demiş ki aşağıda düz bir zemine 25 derecelik açı ile yerleştirilen bir güneş panelinin görseli verilmiştir. Güneş ışınları zemin ile yaptıklarının açının ölçüsü 60 derece olduğu bir zamanda, mesela bu 60 derecelik bir açıyla gelsin şu. Zeminle 60 derecelik açı yapacak diyor. O zaman bir tanesini uzatalım şöyle. Hop, şunu uzattım. Zeminle 60 derecelik yapsın bakalım şöyle. Yaptı. Hocam burası 60 derece oldu. 25 derece de varsa 85 buraya kaç derece kalıyor o zaman? 95 derece mi kalıyor? Evet. Burası 95 derece oldu. Sonra güneş paneliyle 60 derece olduğu bir zamanda güneş ışınlarının güneş paneliyle yaptıkları açıların dik olması için güneş paneli en az kaç derece döndürülmelidir? He. Şimdi güneş panelimiz de bu ya. Güneş panelimiz bu şekildeyken ne oluyor burada? Hocam burada şu şekilde 95 derecelik açı yaptı burada güneş ışınları. Ama benden ne isteniyor? Güneş paneline dik olmasını istiyoruz ışının. O zaman güneş panelini döndüreceğiz. Evet, güneş panelini nasıl döndürürüz? Hocam bizim ışın böyleydi. Hop, şöyle döndürdüğümüz anda buranın 90 derece olmasını istiyoruz. Yani bizden ne isteniyor? Bak, tam olarak şurada kaçı isteniyor o zaman. Çünkü şuradan şuraya getirdim ya, şu şekilde bir dönme açısı oldu. Bu dönme açısı da ne oluyor o zaman? Hocam buradaki bu açıyla bu açının toplamı 95 yapacak ya. Yani 90'la neyi toplarsan 95 yapar. 5'i. O zaman burası 5 derecedir. Dönme açısı ne oldu o zaman arkadaşım? 5 derece oldu. Yani cevap böylelikle Akçay oldu. Evet, 31. soru böylelikle Akçay oldu. Geldik 32. soruya. 32. soruda da şöyle bir şey verilmiş. Sorunun tamamını sen de gör bakalım. Tamamını gör. Çık olacak ama gör bakalım. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renkli olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıt sağ üst köşesinden katlandığında şekil 1'deki görünüm elde ediliyor. E tamam. E ben buradan şunu söyleyebilirim. Hocam burası ve burası. Katlamalarda üst üste binen kenarlar eşit, üst üste binen açılar eşit ya. Hocam kenar eşitliğiyle ilgili bir şey yapmayacağız sanki burada. Açı eşitliğini yapacağız. Şuradaki açıların eşitliğini söyleyeceğiz o zaman. O açıların eşitliğini söyleyecek olursak, o zaman bunlar nokta noktaysa, 80'de varsa, hocam bunlar da kaçar derece yapar o zaman? 50'şer derece yapar. Sonra ne olmuş? İşte kağıt bir daha katlanmış böyle. Alfa nedir diye soruluyor. Kağıt ikinciye katlandığında, yani şu şekilde katlandığında şu katlanılan parçanın üzerine geliyor ve buradaki açı da 20 derece olarak verilmiş. O zaman ben bu şekil 2'ye yoğunlaşayım. Şimdi burada ilk katlamada burası kaç dereceydi? 80 dereceydi ve bu açıların eşit olduğunu biliyorduk biz. Burası 80 derece ise bunların 50 derece olmasını zaten söyledik. 50 90 ise burası da kaç olur? 40 derece olur. E sonra buradaki katlamaya bakalım. Şu katlamada da şu üst üste binen kenarlar eşit ve üst üste binen açılar da eşit olmayacak mı? Olacak. E o zaman buradaki üst üste binen açılar şöyle şöyle birbirine eşit ya. Aa hocam, şurada 40 derece var. E burası da zaten 20 derece verilmiş. Burası 60. E burası 60 ise buraya 120 kalmadı mı? Kaldı. E 120 ise buradaki açılarımız da 60'ar derece oldu mu o zaman?
oldu. E burası 60, burası 90'sa buraya da 30 derece kaldı. E şimdi bu böyle katlanmıştı. Katlamada üst üste binen açılar burada da birbirine eşit. Burası da 30 oldu. E o zaman burası 30-30-60'sa buraya da kaç derece kaldı o zaman? 180'e tamamlayan açısı kalır. Yani cevap böylelikle 120 derece yapar. Dolayısıyla 32. soruyu böylelikle Ceyhan bulduk dostlar. E güzel, kolay bir katlama sorusu. Katlama soruları da böyle hocam yeni nesil sorular 3-4 yıldır mı soruluyor? Hayır, 3-4 yıldır sorulmuyor. Son 12 yıldır 13 yıldır sorulan bir cinste sorulardır bunlar. Katlama soruları eş yapı sorularıdır ve hala daha sorulmaya devam edecek. O yüzden lütfen dikkat, üst üste binen kenarlar eşit, üst üste binen açılar eşit. Burada kenarlarla ilgili ekstra bir bilgi olmadığı için açıların eşitliğine yoğunlaştık dostlar ve sonrasında sonuca da ulaştık. Evet, 32'yi bu şekilde bulduk. Geldik 33'e. Sorunun tamamını şu şekilde görün. Hatta şöyle görelim. Şıklara sonradan bakarız istersen. Şöyle. Evet. Şimdi genişlikleri önemsiz olan iki düğme 28 cm uzunluğundaki esnek olmayan bir iple birbirine şekil birdeki gibi bağlanmış. Bu şekilde bağlanmış. Sonra ip düğmelerinin bulunduğu doğrultuda bulunduğu doğrultu değiştirilmeden bu doğrultuya dik bir doğrultu olacak biçimde üzerindeki bir noktadan 12 cm yukarı doğru çekildiğinde şekil 2'deki konuma gelmiş. Evet, ben bunu böyle yukarı doğru çektiğim zaman şu ve şu ne oluyor? Geriye doğru geliyor. İşte bu durum anlatılmış burada. Ve zemine dik olacak şekilde çekilmiş diyor. O zaman zemine dik olacak şekilde çekildi dediyse hemen buradaki dik çizeyim ben. Ve dikkat et, şuradaki uzunluğun da kaç olması? 28 olması. Bak, iki şekilli sorularda şuna dikkat et. Şeklin değişmezliği, uzunluğun değişmezliğini bize kullandırıyor ÖSYM. İlk şekilde bu ipin uzunluğunu 28 vermiş ya. İkinci şekilde de aynı ipi kullanıyorum. Yukarı doğru çekiyorum. Aynı ipin buradaki uzunluğunu biz yine ne yapacağız arkadaşlar? Kullanacağız. Yani burası nedir? Hocam bunların toplamı 28'dir. Bak, tam ortadan da çektiğimizi söylemiyor. Dikkat. Tamam. Nereden tuttuğumuz da belli değil. Sonra 12 düğmeler şekildeki konuma geliyor. Buna göre ipin şekil 1'de tutulup çekildiği noktanın ip üzerindeki konumu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor ve cevaplarda da orta nokta var. İşte 5 cm sağında, 6 cm solunda şeklinde bir şey var. Evet, o zaman biz burada bir yorum yapacağız. Şu şekli bir yorumlayalım arkadaşlar. Bu şekli nasıl yorumlayacağız? E hocam ben buraya x dersem burası ne olacak? 14-x olacak. E burada da toplam 28'di ya, 28-y olacak. Ve ne kadar yukarı çekilmişti bu? 12 yukarı çekilmişti. Normalde biz bu soruyu yaparken dikkatli olun arkadaşlar. Bir burada Pisagor yapacaksınız. Bir denklem. Bir de burada Pisagor yapacaksınız. İkinci denklem. ÖSYM'de olsa, herhangi bir yayın evi de olsa bununla ilgili dik üçgenler sorulduğunda genelde ne oluyor arkadaşlar? Özel üçgenler çıkıyor. O yüzden özel üçgenleri adınız soyadınız gibi bilin diye hep söyledim. Bak, burada uzun yol olacak. Bayağı bir uzun yol olacak. İki bilinmeyen var. İki bilinmeyen iki denklemi falan çözeceğiz. O zaman nereye yoğunlaşacağız? 12'ye yoğunlaşacağız. Hocam 12'ye yoğunlaşacak olursak şurada bir Pisagor yapacak olduğumda 12 ile ilgili özel üçgenleri düşüneceğiz. 12 ile ilgili hangi özel üçgenler var? 12 biraz tehlikeliydi. Hatta şuraya yazayım. Ya 5-12-13 üçgeni ya da 3-4-5'in katı. 3-4-5'in 3 katında 9-12-15 var. Bir de 3-4-5'in 4 katında 12-16-20 var arkadaşlar. E bunlar olabilir. Bunlar olabilir. E ilk başta 5-12-13'ü düşünelim. Şuraya 5 yazdığımda 5-12-10 üçgen. Y 10 üçgen. Burası 15 oldu mu arkadaşım? 28-13'ten 15 oldu. E burası 5 iken bu 14-x'de kaç oldu? 9 oldu. Ve şuraya baktığım zaman şuradaki Pisagor bağıntısında da burada da 9-12-15 sağlaması tuttu. Demek ki doğru. Ya hocam biz 5-12-13'ü burada düşündük de acaba burada 5-12-13 olamaz mıydı? Olabilirdi. Bunun da yeri değişik olabilirdi. Ama biz bu şekilde yapalım. O zaman benim tuttuğum yere bak şimdi. Tam buradan tuttum. 13 burada, 15 burada. O zaman ilk ipimize gelelim. Hocam şurada 28 birimdi ya. Şuradan şuraya 13 birim burada, 15 birim burada. Tam orta noktası şurası ya. Orta noktası kaç olacaktı? 14-14 olacaktı. 14 olacaktı. Tam orta noktanın neresinde arkadaşlar? 1 santimetre solunda oldu. Ya da sayılar şu şekilde de olabilirdi. Hocam burası 5-12-13 olabilirdi. Burası 9-12-15 olabilirdi. Yani sağ taraf 13, sol taraf 15 şeklinde olabilirdi. Yani yine orta noktanın bu sefer solunda dediysek orta noktanın sağında da olabilirdi. Ama orta noktanın kaç birim sağında ya da solunda oluyor? 1 birim sağında ya da solunda oluyor. O zaman cevap da onu arayacağız. Burada orta noktanın 1 santimetre uzağında demiş zaten. Sağında ya da solunda dememiş. Şuradaki ilk şekilde de zaten biz ne yaptık? Orta noktanın şurası 13'tü. Bunun tamamı 14'tü. Burası da 1 ya. Orta noktaya 1 santimetre uzaklıkta solda ya da sağdaki bir nokta oldu. Yani cevap böylelikle ne oldu? Denizli oldu. Gerçekten güzel bir soru. Bak, çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Böyle bir soru yazmak niye benim aklıma gelmediyse, işte önemli değil. Desteklerimizi sunuyoruz ya. Bu şekilde de ben sana bu şekilde bir soruyu şu an kanalımda
kanalında karşına çıkartmış oldum. Gerçekten hoş bir soru. Çok güzel bir dik üçgen. Bilmediğimiz bir dik üçgen değildi. Yani burada farklı tarzda, bak cevap anahtarı da farklı bir tarzda bir soruyu senin karşına getirmiş olduk. Bu sebepten dolayı teşekkürler Bilgi Sarmal. Teşekkürler bunu yazan arkadaşlar. Evet, çok güzel yazmışsınız gerçekten. Hoş bir soruydu. Çok beğendiğim sorulardan biri oldu. Aklıma da yazdım bunu da, haberiniz olsun. 33. soru. Gerçekten yıldızı hak eden bir soru oldu. Neyse, geldik 34. soruya. 34. soruda da arkadaşlar ne demiş? İki tane üçgen varmış elimizde ve kenar uzunlukları da verilmiş burada. Şimdi AB'yi 9 vermiş. BC'yi 12 vermiş. 9, 12, 15'ten burası 15 çıkar. Hemen buraya 15 yazdım. 3, 4, 5'in katından dolayı. Sonra EF'yi 8 vermiş. Burayı da kaç vermiş? 15 vermiş. 8, 15, 17'den dolayı da burası da 17 oldu. Sarıdaki burası 9. Mavideki burası 8. Burası tamamı 15 olduğundan buraya 6 kaldı. Burası da 12 olduğundan dolayı buraya da kaç kaldı? 4 kaldı. Sonra buna göre diyor ki yeşil boyalı bölgede oluşan iki parçanın alanları farkının mutlak değeri nedir diye soruluyor bize. Nasıl yapabiliriz? Ya ben burada alan dağıtmayı kullanabilirim aslında dostlar. Evet, alan dağıtmayı kullanabilirim. Alan dağıtacağım. Ya da şu şekilde yapabiliriz. Arkadaşım şurada alan dağıtmayı şu şekilde kullanabilirim. Hocam 4 ve 8 ya. Burası A ise burası 2A diyebilir miyim? Diyebilirim. Sonra 6 ve 9 ya. Hani 6 ve 9 2 bölü 3. Hocam burası 2B iken burası 3B diyebilirim. Sonra şu üçgende hocam 2A artı 5B bu üçgenin alanı derim. Bir denklem oradan gelir. Sonra buradaki üçgende de hocam bu da 3B artı 3A. 3B artı 3A'da bu üçgenin alanı derim. Yani 9 çarpı 12 bölü 2 derim. Oradan 2 birim yerine 2 denklemlerle çözüme ulaşabilirim. Büyük ihtimalle de uygulama çözümünde böyle yapılmıştır. Dediğimi anladıysan sen bu şekilde çöz. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bak burası A iken burası 2A oluyor. Burası 2A. Burası 2B pardon. Burası da 3B şeklinde oldu. Şu alanı ayrı bir şekilde yaz. Sonra şuradaki alanı ayrı bir şekilde yaz. 2 birim 2 denklemden A'yı B'yi bulabilirsin. Ama ben daha farklı bir şekilde bulacağım burada. Daha farklı bir yöntemde yapacağım şimdi sana. Nasıl yapabilirim? Hocam burada oranlamalar var. Ben şuradaki oranlamayı bulursam ya da şuradaki oranlamayı bulursam büyük ihtimalle sonuca ulaşabilirim. Oran bulmam lazım. Oran bulup alan dağıtmak istiyorum daha doğrusu. Oranı nasıl bulabiliriz? Hocam şurada bir oran var. 4 ve 8 yani 1'e 2. Şurada da bir oran var. 6 ve 9 yani 2 bölü 3 oran var. İster buradaki oranı kullan, ister buradaki oranı kullan. Oranı kullanmak demek ne demek? Ya kelebek benzerliği yapacaksın ya temel orantı yapacaksın. Şimdi beni dikkatli bir şekilde dinle. Farklı bütün yolları sana göstereceğim. Mesela buradaki oranı kullanmak isteyen arkadaş. Hocam buradan oran kullanacaksam buradan şuna paralel çizerim. Burada 4 bölü 12 yani 1 bölü 3 ya. 1 bölü 3'ten dolayı burayı 3 bulurum. Sonra kelebekteki oran hocam 3'e 6 oldu. 1'e 2 oldu. A 2A bu şekilde yazabilirim. Bak 1'e 2 oranını bu şekilde bulabilirim. Şuradaki oranı kullanarak. Başka hocam buradaki oranı şu şekilde de kullanabilirim ben. Şuna paralel çizerek. O zaman burada 6 bölü 15. 6 bölü 15 kaç yapıyor arkadaşım? 3'e böl 2. 3'e böl 5. 2 bölü 5. Yani burası 2n iken burası 5n olacak. Ama 5n 8 ya. Virgüllü çıkacak. O yüzden buradan yapmayacağım. Başka türlü buradaki oranı şu şekilde de kullanabiliriz. Oran kullanmak demek kelebek benzerliği ya da temel orantı oluşturmak. Ya buradan içeri doğru paralel çizeceğiz. Olmadıysa ya da buradan dışarı doğru da çizebiliriz. Atabiliriz. Dışarı attığımızda şuna paralel çizebilirim şöyle. Buna paralel çizdiğim zaman şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı çıktı. Kelebek benzerliğindeki oran 6 bölü 9. 6 bölü 9 2 bölü 3 ya. Yani burası 2A iken burası 3A olacak. 3A 12 ise A'yı buradan 4 bulurum. A buradan 4 ise burası 8 çıkar. Çok güzel. Burayı 8 buldum. Hocam şurası 8 ise şimdi dikkat et. Şurada da bir kelebek benzerliği var. Kelebek benzerliğindeki oran 8 bölü 4. 2 bölü 1 yani 2K'yı K'yı bu şekilde de bulabiliriz. Tamam. Sana bak burada ne yaptım? Çözüme en kısa şekilde ulaştırmadım. Bak farklı çözüm yöntemlerini sunuyorum sana. Oranlama yöntemiyle oran bulalım dedim. O oranı da farklı şeklinde gösterdim. İstediğin şekilde yap. Ama sanki şuradaki oranı kullanıp bu şekilde paralel çizmek daha mantıklı. 1 bölü 3'ten dolayı burası 3 çıktı. 9'dan dolayı. Burada sonra şuradaki kelebekten dolayı da 3'e 6 olduğundan dolayı şurası enken burası 2'en oldu mu arkadaşlar? Oldu. Evet artık burada alan dağıtacağız. Şimdi oranlamayı da burada bulduk ya. Hocam en küçük üçgenden başlayayım. Mesela şuradan başlayayım. Şurayı biraz parçaladım ya. Şuradan başlamak istiyorum. Buradan başlarken ne diyeceğim? 6'daki alan 6A iken 9'da kalan 9A diyebilir. Sonra bir bakarım 2n'den n'e alan dağıtımı yapacağım ya. Hocam 2n'deki alan 15a. Keşke 2'nin katı olsaydı. Ha 2n'deki alan 15a ise n'deki alan 15 bölü 2 deyip buradaki de 15 bölü 2 a'da yazabilirsin. Ya da ben böyle sorularda ne yapıyorum? Alan dağıtırken dağıtamadığım yerde dağıtamadığım tabanla çarpıyorum. 2n'deki alanı dağıtamıyorum ya 15 ya. Hemen bunun 2 katını alıyorum.
Yani bunun ilk katı kaç? 18 oluyor. Bak direkt 9'un ilk katını aldım. 18. Burada da 6'nın ilk katını alıyorum. 12A oldu. Yani aslında 6'da kalan 12A, 9'da kalan da 18A diye başladım. Sonra 2 endek alan 30A oldu. O zaman 2 endek alan 30A ise bu tepe noktasına göre endek alanda 15A yaptı mı? Yaptı. Evet, burası da 15A oldu. Şimdi dikkat dikkat. Hocam şuradaki alana bakacak olursak ben bu alanı biliyorum ve bu alanda A cinsten yazdım. Toplamda ne burası? Şu 45A mı yapıyor topladığınız an? 45A alanı neye eşit? 8 çarpı 15 bölü 2 eşit. 8 çarpı 15 bölü 2 eşit. E bu 15 ile bu sadeleşsin. 3 kaldı burada. Şununla şu sadeleşsin. 4 kaldı. A'yı da buradan 4 bölü 3 mü bulduk? Evet. Benden ne isteniliyor? Şuradaki yeşil boyalı, yani şu bölgedeki alandaki şu alanların farkı isteniliyor. Yani 18A eksi 15A isteniliyor. Yani 3A isteniliyor. Yani 3 çarpı 4 bölü 3 isteniliyor. Gitti gitti böylelikle cevap ne yaptı? 4 yaptı. Evet, cevaba böylelikle 4 diye ulaştık. Evet, dediğim gibi hani videonun başında da dedim ya, farklı bakış açılarını size katmak istiyoruz dedik ya. Ben de burada bu şekilde bir farklı bakış açısı sana katmak istedim. Oran buldum, alan dağıttım. Büyük ihtimalle, bak büyük ihtimalle diyorum, çözümde, uygulama çözümüne de bak. Uygulama çözümünde de bu şekilde ilk etaptaki dediğim şekilde işte buraya A, buraya 2A, buraya 2B iken buraya da 3B deyip şu alanlardan yola çıkmıştır. Hangisi hoşuna gittiyse oradan yap. Vallahi genelde böyle oranlamalı sorularda benzerliği kullanıp da alan dağıtmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama sen istediğin bilgiden sonuca ulaş kardeşim. Tamam. Önemli olan benim sana bir şey katabilmem. Kattığımı da düşünüyorum. Evet, neyse, geldik örnek 35'e. Zemine dik olan şekil 1'deki telefon direği fırtına nedeniyle A noktasından devrilip zemine düştüğünde şekil 2'deki gibi dengede durmaktadır. Tamam. Buradaki değerler verilmiş. Aynı şekil olduğu için ben şuraya yine 10 yazayım. Burası 15. Bak 10, 15. Burası da 27. Buraya da 20 yazdım. 15, 20. 25 üçgeninden buraya da 25 yazdım. Benden C üssü noktasının zemin olan uzaklığı isteniyor. Şuradaki zemin olan uzaklık isteniyor. E ben bunu böyle çizdiğim zaman arkadaşım, o zaman ne oluyor? 90'lar havada uçuyor. 90'ların havada uçtuğu zaman ne diyoruz? Dal alfa beta'ya. Dalayım hocam alfa beta. Beta 90 ise burası da alfa oldu mu? Oldu. Yani bizim şuradaki üçgenimizle, bak şu üçgen de alfa betalı üçgen oldu. Aynı zamanda şu üçgen de alfa betalı üçgen olmadı mı arkadaşlar? Oldu. Bak onu da yeşille göstereyim. Şu üçgen de alfa betalı. Hocam bunların kenarları olduğu için buraya yoğunlaştım bu arada. Hocam normalde burası da beta. Bak şu üçgeni de alabiliriz. Ama iki kenar yok. Hocam alfa 90 ise burası da beta. Bu üçgende de iki kenar olmadığı için bunu almadım. Şu üçgende bütün kenarlar olduğu için bunu aldım direkt. Ve bu üçgende de şu kenar olduğu için ve bizden sorulan şurası istenildiği için şu üçgeni o şekilde almayı düşüneceksiniz. Bakıyorum buraya. Hocam her iki üçgende alfa beta 90, alfa beta 90. Burada 90'ın karşısına bakıyorum. 25. Hocam burada da 90'ın karşısına bakıyorum. Burası da 25. Benzerlik oranı 1. Yani eş üçgen oldu. Madem eş üçgen bunlar, burada bizden beta'nın karşısı x. Buradaki beta'nın karşısına bakıyorum. Beta'nın karşısı 20. O zaman her iki üçgende de beta'nın karşısındakiler birbirine eşit olur. Yani cevap böylelikle kaç çıkar? 20 çıkar dostlar. Evet, 35. soruyu da böylelikle Edremit bulduk. Geldik 36. soruya. Şimdi bir bilgi verilmiş. Evet, bu bilgiyi de ÖSYM'de hep veriyor zaten bize. En kenarlı bir düzgün çökeni iç açısının formülü ve dış açısının formülü verilmiş. Ben iç açısına genelde bakmıyorum. Dış açısını bulduktan sonra iç açıyı da bulurken 180'den dış açıyı çıkartıyorum. Benim daha kolayıma geliyor. İç açı formülünü verse bile. Neyse, burada bir düzgün ongen verilmiş ve düzgün çokgen verilmiş. Düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye soruluyor bize. Şimdi biz düzgün çokgenlerde ne yapıyoruz? Dış açıya yoğunlaşıyoruz. Dış açı bizim için çok önemli. Ya hocam bu düzgün ongen ya. Sen o zaman 360'ı 10'a böldüğün zaman, bak 360'ı 10'a böldüğün zaman dış açısını 36'yı bulursun. Ya şunu şöyle yapabilirsin. Hocam burası 36 yaptı. Dolayısıyla iç açı da 144 yaptı diyebilirsin. Ha, burası da 144 yaptı deyip 144, 66 sonra 360'tan çıkartıp burayı bulabilirsin. Bunu bulduktan sonra da iç açısı bulunduktan sonra da dış açısı yine bulunur. Dış açıyı bulduktan sonra da 360 bölü dış açı da bize kenar sayısını verir diyebilirsin. Ama bak bu şekilde yapmaktansa dış açıdan gitmek her zaman kolay oluyor. Arkadaş bunun dış açısını böyle, bunun dış açısını böyle düşüneceğine. Bunun ortak kenarı burası değil mi? Bunun ortak kenarının olduğu yerden dış açıya gitsen daha sağlıklı değil mi? Hop şöyle. Bak bu da dış açısı. Dış açısı kaçtı bunun? 36 değil mi? 36. Hocam burası 36 oldu. 66'ydı. Öbürünün dış açısı kaç olduğu zaman 30 oldu. Direkt dış açıyı daha rahat bir şekilde bulduk. Yani düzgün çokgenlerde ortak kenar olduğu zaman ortak kenarın uzantısından böyle dış açıya gitmen daha sağlıklı olur. Bizim için geometride hız, sürat, teknik de önemlidir. Al sana hız, sürat, teknik. Gerçi hızla sürat aynı oldu ama olsun. Teknik de bu arkadaşım. Dış açıya dikkat et. Hatta sana spoiler'ı hep zaten soru verir. Ya bunların kenarlarının ortak olmasını kullanırsan daha hızlı bir şekilde hareket edersin. Evet, kullandık. Dış açısı 30 oldu. Dış açısı 30'sa bunun iç açısı 100, 3 açıya gerek yok kardeşim. Kaç kenarlıdır diye soruluyor. Dış açıya
30 bulduysam o zaman 360 bölü 30 da bana kenar sayısını verir. Yani kenar sayısı da böylelikle kaç çıkar? 12 çıkar. Ve 36. soruyu da böylelikle akçay olarak buluruz. Evet, geldik 37. soruya. Kare soruları. Ya ekstra bir 90 derece var. Bak soruyu ilk defa görüyorum. Kare soruları. Ekstra bir 90 varsa büyük ihtimalle dal alfabete. Ama önce verilen bilgilere bakalım. Şimdi burada kare biçimde özdeş 3 renkli karton birbirine dik olan yer ile duvar arasına aşağıdaki gibi konumlandırılmış. KLM noktalarının yerden yüksekleri sırasıyla K'nın yerden yüksekliğini 6 vermiş. Ondan sonra L'nin yerden yüksekliğini 24 vermiş. Bunu kullanacağım. M'nin de yerden yüksekliğini kaç vermiş bize? Şöyle göstereyim. 32 olarak vermiş. Peki şu soruya şöyle bir odaklanayım kardeşim. Şöyle bir büyüteyim. Şimdi 90 dereceler havada uçuşuyor. Ne yapıyoruz? Dal alfa beta'ya. Daldım alfa beta'ya. Alfa beta 90'sa burası da alfa, burası da beta. 90'sa burası da alfa, burası da beta. 90 olduğundan dolayı. Kare olduğundan dolayı şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Hocam bunlar eş üçgen oldu. Bunların hepsi eş üçgen. Bak hocam şurası da eş üçgen, şurası da eş üçgen, şurası da eş üçgen oldu mu? Oldu. Eş üçgen olduğundan dolayı şuraya bakıyorum. Beta'nın karşısı 6 ise burada da beta'nın karşısı, burada da beta'nın karşısı 6 mıdır? 6. Evet, şurayı 6 yazıyorum. Burayı 6 yazıyorum. Tamam. E başka bir şey var mı? Yok. Şeyi kullanmam lazım. 24'ü kullanmam lazım. Hocam buradaki 24'ü kullanmak istiyorsam karenin bir kenarı işin içine giriyor. Karenin bir kenarına x diyeyim. Hocam burası da x mi? X. Ve sonra burada 6'sı var. Burada x'i var. Tamamı da 24 ya. O zaman 24'ten 6 çıkar 18. Buraya da 18 eksi x mi kaldı? Evet. Şuraya da 18 eksi x kaldı kardeşim. Hemen yaz bunu da 18 eksi x diye. Ve şurada bir dik üçgen çıktı. Bak 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 olaya bak. 6 var. 18 eksi x var. X var. Hemen hocam x'in karesi eşittir 18 eksi x'in karesi artı 6'nın karesi deyip işlem yapanlardan mısın? Yapma. Saçını başını yoldurtma. Bir hisset kardeşim. 6 varsa büyük ihtimalle üçgendir. 6 8 10 üçgendir. Gel burada x yerine 10 koysan 6 8 10 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Demek ki x 10 çıktı burada. Güzel. X'i 10 yazdık. Devam edelim şimdi. Bir de buradaki 32'yi de kullanmam lazım. 32. Zemine olan uzaklık. Hocam ben şuraya kadarki uzaklığı zaten biliyorum. 24. O zaman buraya ne kaldı o zaman? 32'den 24 çıkart. 8. Karenin bir kenarı özdeş karelerdi. Ben burada 10 buldum bunu. O zaman burası da 10. 6 8 10 üçgeninden şu uzunlukta 6 oldu mu? Oldu. Burada n'nin ne isteniyor bizden? N'nin yerden yüksekliği isteniyor. Hocam n'yi böyle zemine mi çizeceğim? Yok. Şuradan çiz. Buradaki uzaklığı bul. Aynı şey değil mi? Aynı şey. Burada da alfa beta'ya devam et. Alfa beta. Hocam farklı açılar yazabiliriz aslında ama yazdığımız şey de doğru gerçi. Çünkü bu üçgenle bu üçgende ne oldu? Yine eş üçgen oldu. Hatta burada beta'nın karşısı 6. Beta'nın karşısı 6 olduğu için direkt burası beta oldu. Burası alfa. Burası beta. Burası alfa. Burası beta. Burası da alfa oldu. Doğru oldu değil mi? Evet, beta'nın karşısı 6. Beta alfa. Beta alfa. O zaman beta'nın karşısı 6'ıysa burada da 6. Burası 10 ya. Burası da 8 mi yaptı? Evet. Hatta şurası da kaç? 6. Şimdi dikkat et. Benden n'nin yerden yüksekliği isteniyor. Yani şu mesafe isteniyor. Arkadaş şuraya kadar zaten kaç? 6 burada. 8 burada. Burası 14. 14 burada. 24 burada. 14 ile 24'ün toplamı da bana ne veriyor? 14 artı 24. Cevap 38 yapıyor. Yani güzel bir soru arkadaşım gerçekten bu da. Cevap böylelikle 37. soruda Denizli olarak bulduk. Evet. 37. soru. Denizli oldu. Güzel bir soru bu da. Kare soruları. Korkmayın, kare soruları yine aynı şekilde bir alfa beta üçgen sorularıdır. Evet. Geldik şuraya. Barış. Şekil 1'de verilen yandan görünümlü ABC'de dik yamuğu şeklinde ve içinde 4 birim yüksekliğinde su bulunan çukurun üstünde C noktasına geçmek için işte bir sopası var. Onu E noktasındaki yere koymuş böyle falan filan. Paralellik falan verilmiş böyle. Ne paralelliği? EF ile AB birbirine paralel verilmiş. AB ile BC dik verilmiş. ABC'de de dik yamuk olarak verilmiş. ABC'de dik yamuksa o zaman şunun uzantısı şöyle doğrusal demek. Ve şunlar da birbirine paralel verilmiş mi? Verilmiş. Yamukluktan dolayı bunlar da birbirine paralel o zaman otomatikman. Şimdi bana verilen bilgileri şu şekilde göstereyim. Bak yukarıda 8'e 4 olarak vermiş bunu. Hemen şöyle bir 8'e 4'ü kullanıyorum. Başka AD uzunluğunu 15 vermiş. AD uzunluğu 15 ise arkadaş şurası 15 olarak yazayım burayı. Başka bir şey daha verilmiştir büyük ihtimalle. Bak soruyu çözemiyorum. 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 O zaman soruyu çözemediğin zaman sen de bu şekilde yap. Soruyu bir daha oku. Okuyorum şöyle. Okuyorum bakıyorum. D ile C noktalar arasındaki mesafeden 2 birim daha uzun olan tahta. Tahta. DC mesafesine x dersem tahtanın uzunluğu o DC mesafesinden 2 birim uzunluktaymış. Burada bir dik üçgen çıktı. X artı 2'nin kare
karesi eşittir x'in karesi artı 8'in karesi deyip işlemle x'e ulaşırım. Ama dur kardeşim, hisset. 8 varsa ya 6 8 10'dur. 6 koyarsam 6 8 8 çıkıyor. Olmadı. Ya da 8 varsa ne üçgendir? 8 15 17'dir. 15 yazarsam 8 15 17 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. E güzel. Tamam. Bizden ne isteniyor? ABCD yamuğunun alanı isteniyor. Tamam. ABCD yamuğunu gel şimdi buraya çiz. Kardeşim yamuğu çizdim şöyle. Bak gördün. Yamuğu çizdik. Burası 15. Burası 12. Burayı da 15 vermişti. E yamuğun alanını bulmak için benim nereyi bulmam lazım? Burayı bulmam lazım. Dik yamukta ne yapıyorduk? Dikdörtgen oluşturduk. Hocam şöyle bir dikdörtgen oluştursam. 12 ise burası da 12 olur. 12 15. 9 12 15'ten 9 çıkar. Buraya da 6 kaldı. O zaman burası da 6 oldu. E o zaman bu yamuğun alanı ne yapıyor? Alt taban artı üst taban. Ya hocam dikdörtgen artı üçgenin alanı diyebiliriz aslında ama hadi yamuğun alanından gideyim. Alt taban artı üst taban. Yani 15 artı 6 çarpı yükseklik. Yükseklik de zaten 12. Böl 2 bana alanı verir. Şunlar sadelesi 6. Burası zaten 21. Şu 6 ile 21'in çarpımı da kaç yapıyor o zaman? Şuraya yazayım. 6 çarpı 21'den 126 mı yapıyor? Evet, cevap böylelikle Balıkesir çıktı dostlar. Örnek 38'de. Evet. Geldik örnek 39'a. Sözel bir soru. ÖSYM sever. ÖSYM sözel soruları seviyor kardeşim. Bak ÖSYM'nin tekniği nedir biliyor musun? Kardeşim TYT'de ben üçgen ve dörtgenden toplamda 8 tane soracağım. Bu 5'e 3 olabilir, 3'e 5 olabilir, 4'e 4 olabilir. 2 tane de katı cisim soracağım. 2 tane katı cisimde de genelde prizma soruyor. Prizmalardan biri de aha da böyle sözel oluyor işte. Sözel. O yüzden bak tam sınav formatında uygun bir soru aslında bu. Şimdi yüzey alanı 264 santimetre kare olan kare dik prizma biçimindeki bir cisimden bahsediliyor. İlk önce yüzey alanı nasıl bulunuyordu onu bir göstereyim şurada. Hemen yukarıda şeklini çiziyorum. Şöyle bir elimizde bir kare dik prizma olsun. Hem de hatırlamış olursunuz zaten. Bak tabanı kare olan prizmaya biz kare dik prizma adını veriyoruz. AA burası da haçgen. Bunun alanı 264 verilmiş. Bunun alanını bulurken hocam 2 tane A kare var. Taban alanından 2 tane var şöyle. Taban alanları artı yanal alan. Yanal alanda hocam burası A çarpı H değil mi? Evet. Hocam burası da A çarpı H. Arka tarafı da sol tarafı da A çarpı H. A çarpı H'tan kaç tane var? 4 tane var. 4 AH 264 verilmiş. Ya da yanal alan. Yani tüm alan neydi? Taban alan artı yanal alandı. Taban alanlarından 2 tane var. 2 tane A kare artı yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklikti. Taban çevresi 4A değil mi? 4A çarpı H yanal alan yapıyor. Aynı zamanda tüm alanı bu şekilde de yazabiliriz. İşte bunu bulduk ve yazdık. 2A kare artı 4AH'ın 264 olduğu söylenmiş. Sonra devam edelim. İçerisinde bir miktar su bulunan küp biçimindeki kabın içerisine tabanları paralel ve bir kısmı suyun içerisinde olacak biçimde yerleştiriliyor. Şekli çizeceğim şimdi dur. Bu cisim tabana doğru 3 santimetre daha batırıldığında suya tamamen batmıyor ve kaptaki suyun yüksekliği 1 santimetre artıyormuş. Evet, bu tür soruları anlayabilmemiz için şekli çizmemiz lazım. Hemen ben şekli şöyle çizdim. Öncesinden çizdim ki çizmeyle uğraşmayalım diye. Bazen tek bir şekil çizmemiz gerekiyor. Bazen de iki şekil. Burada iki şekil var. İlk önceki birinci durumu söylenmiş. İkinci durumda da ne demiş? 3 santimetre daha aşağı doğru bastırılmış demiş. Bak şimdi dikkat. İlk şekli anlayalım. İlk şekil bu şekildeyken bu zemine paralelmiş. Şöyle zemine paralel ve zeminin de bir kenarına ben şöyle bir x diyeyim. Bu küp şeklinde. Burası da x, burası da x. Bastırıldığında buradan mesela 3 santim daha bastırıldığında bu nokta burada ya. Bu nokta 3 santimetre daha bastırıldığında 3 santimetrelik kısmı suyun içine girecek diyor yani. Şu kadarlık kısmı suyun içine girecek. O zaman ne diyeceğiz? Arkadaşlar bir cismin içerisine, suyun içerisine bir cisim attığım zaman hacmi kadar su yükseltiyor. Arkadaş şöyle bir cisim atsaydım böyle buraya ben, bunun hacmi kadar şöyle burada su yükselecekti böyle. Ama burada tehlike var. Tehlike şu. Bak ben bunu 3 santimetre bastırdım. Bu buraya geldi. 3 santimetrelik kısmı suyun içerisine ekstradan girdi. Yani bu 3 santimetrelik kısmı şurası yapıyor arkadaşlar. O zaman buna dikkat edeceğim. Bu cismin tabanı yine bunun AA değil miydi? Evet. 3 santimetrelik kısmı suyun içine girmişti. Evet. Bizim suyun içerisine ekstradan giren kısmı buradaki prizma. Yani A çarpı A çarpı H'lık kısım girdi. O zaman buradaki A çarpı A çarpı H'lık dediğim yani 3 santimetrelik kısmı girdi ya. Yükselen suya eşit olacak. Yükselen su da burası değil mi dostlar? Evet burası. Ama burada bir tehlike var. Dikkat. Yükselen suya dikkat edeceksin. Yükselen su burada hocam. X çarpı X çarpı 1 mi? Değil. Hemen yazalım. Bu eşittir. X çarpı X çarpı 1 değil. Çünkü yükselen su şuradaki kısım arkadaşlar. Burada da şu kadarlık bir yabancı cisim var. Bak bu yabancı cismi de ne yapmam lazım? Çıkartmam lazım. Bunun yani şuradaki
prizmanın bu kadarlık kısmı su değil. O yüzden bunu çıkartacağım. Yükselen su burada. Dikkat edersen şuradaki kısımlar oldu. O yüzden burada x çarpı x çarpı 1 yükselen suya eşit değil. X çarpı x çarpı 1'den neyi çıkartmam lazım? A çarpı A çarpı 1'i çıkartmam lazım. Çünkü burası sulu kısmı değil arkadaşlar. Şu kısmı sulu kısmı değil. O zaman eksi A çarpı A çarpı 1'li kısmı çıkarttığım zaman buna eşit olacak. Tekrarlıyorum. Bir cisim attığım zaman hacmi kadar su yükselecek ama yükselen su da burada katı bir cisim var. Bu katı cismi ne yaptım? Çıkarttım. Normalde şuradaki hacimden şuradaki katı cismi çıkarttığım zaman bu katı cismin yüksekliği de kaç arkadaşlar? 1. Tabanları da A A 1 olduğu için. Evet, buradan güzel bir denklem geldi. Ne geldi? Hocam şurası 3A kare. Burası da A kare. Eksi A kareyi öbür tarafa attım. 4A kare eşittir. X kare yaptı. A X de buradan 2A eşit oldu. Evet, X 2A eşit oldu. Güzel. Devam ediyoruz. Kabın cismi. Cismin hacminin 6 katı olduğuna göre. Kap dediğimiz küp. Yani kabın hacmi. Yani 2A'nın kübü. Çünkü bir kübün hacmi A küptü. Ama burada bir kenarı 2A'ya. 2A'nın kübü. 6 tane neye eşitmiş arkadaşlar? Kare dik prizmanın hacmine. Yani 6 tane A kare çarpı H'a eşitmiş. E buradan da bir denklem geldi. Bunu da çözelim. 8 tane A küp eşittir 6 tane A kare çarpı H'a eşit oldu. A karelerde gitti. 8 A kaldı. Buradan 8 bölü 6. 8 bölü 6 A'ya. 8 A bölü. Evet. 8 A bölü 6 yaptı H. Yani H 4 A bölü 3'e meşhur oldu. Evet. H'ı 4 A bölü 3 bulduk. Tamam. Burada bulduklarımızı da kullanacağız. Kabın bir aletin uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Aa, burada da şu bilgi verilmişti zaten bize. Yani bu bilgiyi de şöyle 2 A kare artı 4 A şunu da kullanacağım. 2 A kare artı 4 A H'ın ben ne olduğunu biliyorum? 264 olduğunu biliyorum. Yani A kare artı 2 A H'ın kaç olduğunu biliyorum? 2'ye böl 132 olduğunu biliyorum. Gel burada yerine yaz. H yerine ne yazacağız? 4 A bölü 3 yazacağız. E yazalım. Buradan A kare artı 2 A çarpı H yerine 4 A bölü 3 yazdığım zaman işte bu 132'ye eşitmiş. E hocam buradan A kare artı 8 A kare bölü 3 yaptı. 132'ye eşitmiş. 3 A kare artı 8 A kare 11 A kare bölü 3 eşittir 132 yaptı. 11 ile 132 sadeleşince 12 yapıyor. 3 ile de 12'ye çarpınca 36 yapıyor. A kare 36 yaptı. Yani A'yı buradan 6 buldum. A 6. Ama bizden ne isteniyordu? Kabın bir ayrıtının uzunluğu. Kap. Yani X. X neydi? 2A değil miydi? Evet. A'yı da buradan 6 bulmuştuk ya. Cevap da kaç yapar? 12 yapar. Oha hocam. Cevap ne çıktı? Edremit çıktı. Evet. Oha dediğinizi duyar gibiyim. Ama arkadaşlar. Ama. ÖSYM bazen bu şekilde sözel sorularda sürprizli bir şekilde gelebiliyor. Bazı sorular ohalık olabiliyor. Elimden geldiğince güzel bir şekilde aktardım. Aktarmaya çalıştım daha doğrusu. Şekil çizmezseniz de bu iş olmaz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Güzel bir soru mu? Şöyle baktığımız zaman güzel bir soru ama burada da belki de bir şey daha öğrenmiş oldunuz. Ne öğrendiniz? Bir cismin içine, suyun içine bir cisim attığınız zaman hacmi kadar su yükseltir. Ama burada ekstradan işi zorlaştıran bir de ne oldu? Hocam buradaki su burası yapıyor. Yani şu yükselen su burası yapıyor. Şuradaki cismin hacmini ne yaptık? Çıkarttık. Yani şunun tamamından neyi çıkarttım? Şu kısmı çıkartınca su, yükselen suyun hacmini bulmuş olduk. Tamam mı? Burada ince nokta buydu. Evet, güzel bir soruydu. Cevap Edremit oldu. Geldik 40. soruya. Şöyle 40. soruyu okuyalım bakalım ne diyor. Uzunluğu genişliğinin 4 katı olan dikdörtgen biçimindeki bir halı. Yani genişliğinin 4 katı olacak şuradaki kısım. Buradaki kısım da şöyle şunları açtığınız zaman ki şuradaki kısım olmuyor mu? Oluyor. Neyse devam edelim. Dikdörtgen biçimindeki bir halı birinci şekilde gösterilen 4 basamaklı bir merdiven şekilde görünen yüzeyler herhangi bir artma olmadan tamamen kaplayabilmektedir. Aynı halı ikinci şekilde gösterilen 3 basamaklı merdivenin yani aynı halıda da 3 basamaklı merdivende de bu şekilde bir görüntü oluşmuş. Evet, birinci şekildeki A ve B noktalar arasındaki en kısa uzaklık verilmiş. En kısa uzaklık nedir arkadaşlar? En kısa uzaklık hocam bu zeminden gittiğim zaman şöyle olur. En kısa uzaklık. Ama burada A ile B arasındaki en kısa uzaklık diyor. Hop, böyle düz çizgi çizdiğimizde. Tamam. İçi boşmuş gibi düşündüğümüzde en kısa uzaklık o demek istiyor. Zeminden giderek en kısa uzaklıktan bahsetmiyor burada. En kısa uzaklık 18 metreymiş ve birinci ve ikinci şekildeki merdivenlerin basamakları özdeş olur. Her bir basamağın yüksekliği ve derinliği eşit. Hah, bu bilgiyi de kullanacağız. Arkadaş bu bilgiyi kullanalım. Hocam şurası yükseklik ve derinliği eşitmiş. A yapıyor. Yani sen bunu açtığın zaman halının uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 A mı yapıyor? 8 A yapıyor. Yani şunu şöyle açacaksın. Yukarı doğru açtığını hayal et. Tak 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 açtın. 8 A. E hocam bizim halımız o zaman şu şekildeyse. Hop, şöyle halının küçük versiyonunu çiziyorum. Burası 8 A ise. Bir de bir şey daha demişti bize. Ne demişti? Genişliğinin 4 katı diye söylemişti. Uzunluğu genişliğinin 4 katı. O zaman burası 8 A ise uzunluğu da ne olacak? Yani şurası da 2 A olacak anlamına geliyor. E o zaman bizim basamağımız 3 basamaklıysa 1, 2, 3, 4, 5, 6. X'e de ne kaldı o zaman? 2 A mı kaldı? Evet. Bizden X 2 A isteniyor. E şimdi ne yapacağım? Şuradaki
en kısa mesafeye bakacağım hocam. Biz prizmalarda en kısa mesafeye bakabiliriz. Burada da aslında ne yapabiliriz? Hocam bunu da bir prizma olarak düşünebiliriz. Yani şu merdiven oyukları olmasın gibi düşün. O zaman ben burada şekli şöyle bir çizecek olursam. Bak şimdi bak. Şekli şöyle çizecek olursam. Şuradan şuraya kadar kısım. Hani merdiven kısımları oyulmamış gibi düşün şuradaki. O zaman bizim burası böyle yaptı. Şu uzunluk kaç birim? 2A. 2A. Sonra bu uzunluk kaç birim? Yükseklikte 1, 2, 3, 4A değil mi? Evet. 4A. Yükseklik 4A. Sonra şuradaki genişliği ne yapıyor arkadaşım? Şu genişlikte şu genişlik kadar yapmıyor. 1, 2, 3. Bir de burada A var. 4 tane A mı oluyor burası? Evet. Burası da 4A. Buranın da zaten 2A olduğunu söylüyorduk. Yani şuradaki mesafe bize ne verilmiş arkadaşlar? 18 diye verilmiş. Bu cisim köşegeni değil miydi? Evet. Cisim köşegeniydi. Cisim köşegeni neydi? Hocam şunların kareleri toplamıydı karekök içerisinde. Ya da arkadaş biz burada şunu şöyle çizecek olursak. Bu zemine dik ya. Hani temellikten dolayı da yapabilirim. Hocam ilk önce buradaki Pisagor bağıntısından şurayı bulurum. Sonra buradaki Pisagor bağıntısından da 18'e ulaşırım diyebilirsin. Aslında o şekilde de yapabiliriz. Buradaki soru işaretlerini şu şekilde yazabilirim. 2A 4A ise o zaman burası ne oldu? 2 kök 5A mı oldu? Evet. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı. Sonra şurada bir Pisagor bağıntısı yapıyorum. İstersen sen cisim köşegeninden de gidebilirsin. Yani 18'in karesi. Şuraya yazıyorum. 18'in karesi eşittir. 18'in karesi derken de 18 çarpı 18 diyeyim. İşim kolaylasın. 4A'nın karesi 16A kare artı 2 kök 5'in karesi de 4 kere 5 20A kare yaptı. Yani 18 çarpı 18 eşittir. Kaç yaptı? 36A kare yaptı. Şunlar gitse 2 kalır. 2 ile de bu sadeleşse 9 kaldı. A kare 9 ise A'yı da buradan kaç bulduk? 3 bulduk. Evet. A'yı 3 bulduk arkadaşım. Bizden ne isteniyordu? X isteniyordu. Arkadaş X de zaten 2A'ya eşitti. A yerine 3 yazarsam cevap da böylelikle kaç çıkar? 6 çıkar. Yani cevap Balıkesir oldu gençler. Evet arkadaşlar. Güzel sorular bunlar. Gerçekten güzel sorular. Ve dediğim gibi isterseniz uygulama çözümlerine de bakabilirsiniz. Kafanızın karıştığı yerlerde. Bazen belki ben karıştırıyor olabilirim. Bazen uygulama çözümü karıştırıyor olabilir. Uygulama çözümünde de hocalarımız çok güzel bir şekilde çözmüş. Ama burada genel amaç neydi? Biz kendi yorumlarımızı burada size katabilmek. Yani konu anlatımlarındaki bazen eksiklerimiz olabilir. O eksiklerimizi de bu şekilde de güzel bir şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. Bazı sorularda gerçekten güzel yorumlamalar yaptık arkadaşlar. Ve bu denemeyi de şöyle yorumlayacak olursak. Bu denemede gerçekten güzel bir denemeydi. Evet deneme 1'i bitirdik. O zaman ne diyeceğiz? İlk denemeyi güzel bir şekilde bitirdik. Sonraki denemelerde de çok güzel sorular yine bizi bekliyor. O zaman deneme 2'de yani 2 gün sonra görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.